yerini alıyoruz. Önce kızlar evine döneceğim ve kendilerine soracağım. Büşra, kim gitsin ve neden? Kararsız mısın Büşra? Çok, ben en son söylemek istiyorum. Biraz düşüneyim dedin. Gözlerin doldu. Ya böyle ikisi de çok güzel bakıyor. Yok yok, duman kaçtı. Hayır, etkilenme. Peki Hava'ya soralım. Hava. Kimse yanlış anlamasın ama ben Yeliz'i asla göndermem. Ne kadar kavga da etsem, birbirimizin kalbini kırsak da o benim canım. Yani yok, onu gönderemem ben, kalsın o. Ela, Ela gitsin, gitsin diyorsun. Dilara, kim gitsin? Biz Yeliz'le koyun koyuna uyuduk bayağı bir zaman. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Üzgünüm Yeliz ya. Ya duygusal bağımı anlayabiliyorsun. Yani, Ece ile senin aranda nasıl bir bağ varsa anlatabiliyorum değil mi? Anladım. Çok özür dilerim ama ben Yeliz'in gitmesin taraftarıyım. Yani. Dilara da Yeliz gitsin diyor. Gecenin birincisi Kübra Dilara'ya soruyorum. Kübra, kim gitsin? Şimdi bu benim için zor bir karar. Çünkü Ela'yı çok seviyorum. Yeliz'i de seviyorum ama onunla fazla bir muhabbetimiz yok. Yeliz gitsin. Yeliz gitsin. Teşekkürler. Özür dilerim. Ece, kim gitsin? Ela gitsin. Ela gitsin. Hemen bir çırpıda çıktı ağzından. Neden? Yeliz'in bu evde olmasını tercih ediyorum o yüzden. Evet. Büşra, artık sana dönüyorum. Kararını verdin mi? Ela kalsın. Yeliz gitsin, gitsin dedi Büşra. Üç kızımız Yeliz gitsin, iki kızımız da Ela gitsin dedi. Ve şimdi hemen erkekler evine dönüyorum. Fevki, Ela mı gitsin, Yeliz mi gitsin? Dengeyi ben sağlayayım bari de. Yeliz kalsın, Ela gitsin diyeyim. Sonraki arkadaşlara pas atayım artık. Ela gitsin, Yeliz kalsın dedi. Şu anda durum 3-3 kızlar. Kemal'e dönüyorum. Kemal, Yeliz mi yoksa Ela mı gitsin? Ben ikisinde de çok iyi arkadaşım ama Yeliz'le çok daha vakit geçirdim ve Yeliz'le daha çok sohbet ettim. Yeliz kalsın, Ela, Ela gitsin. Gitsin diyorsun. İzzet, ver bakalım kararını şimdi. Yeliz kalsın, Ela maalesef gitsin. Şu anda durum 5-3 oldu. Göremiyorum. Bakalım gel, son gel. Yarışmacılarımızın kararı nasıl olacak? Eğer son iki yarışmacımız da Yeliz gitsin derse 5-5 olacak durum. Bakalım, soralım Erkan'a, kim gitsin? Ben ikisini de yeni tanıdım. Bakmıyorum. Ben ikisini de yeni tanıdım ama Ela ile çok bir şey paylaşamadık. Yeliz'le en azından beraber bir düet yapmıştık diye hatırlıyorum. Ve öncelikle Ela bir anne. Dışarıda onu bekleyen çocukları var. Onun yanında olması daha doğru olur diye düşünüyorum. Ela gitsin, Yeliz kalsın diyor. Ela gitsin diyor. Zaten çok bu durumda maalesef Ela'nın bize veda edeceği kesinleşti. Ama ben Tufan'a da tabii ki yarışma kuralları gereği soruyorum. Senin cevabın ne olacaktı? Yani çok büyük üzüntü duyuyorum. Başka biriyle olsaydı hayatta söylemezdim ama üzülerek ben de Ela gitsin. Ela gitsin derdim dedi. İlk haftanın birincisiydi. Üçüncü haftanın eleneni. Bu hafta gitmek istedim. Sebebi şöyle açıklayayım. Evet, kızımla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Evet. Burada kalırsam daha kötü olacaktı. Benim gerçekten buraya değil, yani buraya çok fazla ihtiyacım var. O çok apayrı bir dünya. Ama benim kızımın yanında olmam lazım. Sen birinci hafta anne olarak başarını aynen gösterdin. Finalde birinci oldun. Üç çocuk annesi bir kadın olarak. Ve ben sana bir şey söyleyeyim, ben kadere inanıyorum. Aynen. Allah seni yavrunun yanına gönderdi. Aynen aynen. Ben de o anlamda baktığım için üzülmüyorum Allah zaten. Allah seni yavrunun yanına gönderdi. Aynen. Allah, Allah şifasını versin. İnşallah. Lütfen üzülme. Üzülmüyorum gerçekten. Seviyoruz. Hani geçen hafta eğlenseydim belki üzülürdüm ama bu hafta eğlendiğim için gerçekten mutluyum. Hiç üzülmüyorum çünkü bir
Kızımın gerçekten bana çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Git ve yavrularının başında ol. Aynen. Ela'yı alkışlarla uğurluyoruz. Seni seviyoruz. Her şey güzel olsun. Ben de hepinizi çok seviyorum. Her şey güzel olsun. İnşallah herkes için. Ben Ela Yazıcı. 28 yaşındayım. 3 tane kızım var. Hiçbir uğraşım yok. Anneyim sadece, profesyonel olarak anneyim. Kendi adıma hiçbir şey yapmadım. Artık kendim olmak istiyorum. Yaşayamadığım yaşımı yaşamak istiyorum artık. Yine eleme potasında ikinci kez, değil mi? İkiniz de ikinci kez eleme potasına girdiniz. Oktay ilk hafta, Burak geçen hafta eleme potasındaydı. Şimdi önce erkekler evine soralım. Fevki ile başlayalım. Fevki, kim gitsin? Ya, Oktay benim bu evde gerçekten kardeşimdir. O ne kadar vedalaşsa da biz daha vedalaşmadık. Hı. Tabii ki de Oktay kalsın, Burak gitsin. Burak gitsin dedi Fevki. Kemal. Ben Oktay için yorum yapmak istemiyorum. Kesin ve net cevabım bir kişi için orada. Burak kalsın diyorum. Burak kalsın, Oktay gitsin. Evet. İzzet. Bu eve geldiğimde gerçekten samimi bir arkadaşımdı. Halen de öyle. Burak da öyle. Hepsi de öyle. Ama biraz önce Oktay dedi ben gitmek istiyorum dedi. Evet. Yoksa kararım değişebilirdi. Maalesef Oktay diyor. Burak kalsın diyorsun. Oktay gitsin. Erkan. Burak'tan her ne kadar haz etmesem de ev içinde sürtüşmelerimiz olsa da ben bitti demeden bitmez dedi. Hodri meydan, Burak kalsın, Oktay gitsin. Oo, yine, yine. Tufan. Maalesef üzülerek Oktay gitsin. Oktay gitsin. Oktay gitsin diyenler 4 oldu. Bir kişi de Burak gitsin dedi. Kızlar evine dönüyorum ve hemen soruyorum. Büşra, kim gitsin? Biliyorum, o üstünlüğüyle maalesef Burak evde kalacak. Ama ben onun kalacağını bile bile... Oktay'ı çok seviyorum. O yüzden Burak gitsin artık. Burak gitsin dedi Büşra da. Havva, kim gitsin? Ben Oktay abinin saygısını, sevgisini, davranışlarını bana karşı, arkadaşlarıma karşı gerçekten çok güzel buluyorum. Ayrıca kendisini çok tebrik ediyorum. Geçen hafta Burak gitsin demiştim. Ama bu hafta Burak kalsın diyeceğim. Çünkü Burak'ın daha çok törpülenmeye ihtiyacı var. O yüzden Burak kalsın ve kendini daha çok geliştirsin. Oktay gitsin dedin. Şu andaki son duruma göre 5 kişi Oktay gitsin diyor, 2 kişi Burak gitsin diyor. Dilara, kim gitsin? Ben Oktay burada kalsın, Burak gitsin diyorum. Biliyorum ama Burak kalacak. Ve ben şunu da belirtmek istiyorum. Ben hep söylüyorum bunu. Hani ikili oynuyoruz, ikili oynuyoruz, oynanıyor diyoruz ya burada. Hı hı. Bu adam bana yağmur lavada bir damla su vermem sana Dilara dedi. Az önce de kamera arkasında geldi ve bana dedi ki benim ismimi söyleyeceksin kalsın diye, değil mi dedi. Kardeşim sen iki yüzlü değil, 7 başlı ejderhasın. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Demek ki ben sana korkuyu vermişim. Kalırsam dediği gibi ordu meydan. Evet, 5 Oktay gitsin, 3 Burak gitsin var. Kübra Dilara, sana soralım. Burak çok fevri gözüküyor ama içi dışı birdir onun. İyi ki onun gibi bir dost kazanmışım diyorum. Onu çok seviyorum ve tabii ki de Burak kalsın. Burak kalsın, Oktay gitsin dedi Kübra. Evet, böylece zaten Oktay'ın gidişi kesinleşmiş oldu. Çok yoruldum abi, içerideki entrikalardan, insanların saçmalamalarından çok yoruldum. Ya abi sen benimle konuştun çok mu yoruldum ya? Yoruldum abi, yeter. Gel Oktay. Gelin abi. Biraz da kaderini sen çizdin. Evet.
Yani Oktay arada da benimle vedalaştı. Şebnem abla ben gideceğim, hissediyorum ve gitmek istiyorum dedi. Ben ona dedim ki Oktay erken davranıyorsun, yapma bunu. Fevki de şimdi tepki gösteriyor. Neden böyle yaptın? Aynı şekilde Büşra çok üzüldü. Kendimi bu evin içinde çok yalnız hissettim. Hani bu dansa da yansıdı. Ama Fevki ile aran çok iyiydi. Fevki hala kardeşim. Mesela Fevki Müşra'ya aşık oldu. Bu sefer ben yalnız kaldım, öyle değil. Anladım. Ne yapıyorsun diyorum. Dur diyor, Büşra'ya bir uğrayayım geleyim. Öyle. Ki şu da var. Evin içinde çok fazla muhabbet edebileceğim insan yok. İnsanların kalbini kırmak değil de daha çok böyle sevmeyi seviyorum ben. Oktay Saldıray, 24 yaşındayım. Dublörlük yapıyorum. Gençler hoş geldiniz. Yeni bir hayata başlama sebebi. Çok iyi dans edebilirim. Yüz olarak, tip olarak biraz daha değişebilirim. Dışarı çıktığım zaman en azından hani bunu başardım diyebilirim. Bu amacım, asıl amacım bu. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Ve seyirci, iyi ki varsınız diyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.